Evet, Hazır Beton 2015 fuarından yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavuz Işık, Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı konuğumuz. Başkanım, Türkiye malumu deprem ülkesi. Hayatımızdan özel kesim 1999 yılından sonra depremle çok fazla haşır neşir olmaya başladık. Her çıkan bununla ilgili artık önemli şeyler ve bilimsel konuşmak durumunda. Ve bu anlamda da hazır betonun hayatımızdaki yeri bir anlamda üst sıralara çıktı. Şimdi bu önem aslında neden kaynaklanıyor? Hazır betonun bu açıdan en büyük kurtarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebepleri neler? Evet, bu çok önemli bir soru. Türkiye gerçekten önemli bir deprem kuşağının üzerinde. Topraklarımızın %90'ı deprem tehdidiyle karşı karşıyadır. Evet. Kuşkusuz hazır beton bir yapı malzemesidir. İnşaat sektöründe kullanılır ve idamesi yoktur. Yani betonun yerine kullanabileceğimiz ikinci bir ürün daha yapı malzemesi olarak yoktur. Dolayısıyla betonun depreme karşı çok önemli bir yapı malzemesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan depreme karşı sağlam, dayanıklı beton üretmek için neler yapmak gerekir? Hangi denetimlerden geçirmek lazım? Bunu konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii burada aslında kaliteli malzeme önemli. Hazır betondaki özellikle bu geri dönüşü şey olmayan, yani telafisi olmayacak şeyler bunlar. Bir kere tam yapmak gerekir. Peki burada sürekliliği sağlamak için, kalitedeki sürekliliği sağlamak için neler yapmalı? Burada tabii denetim çok ön plana çıkıyor. Biz Türkiye Hazır Beton Birliği olarak bizim 3 tane çok önemli bacağımız var. Bunlardan bir tanesi kalite güvence sistemimiz. Kalite güvence sistemi bizim üyelerimizi denetleyerek, ürün ve sistem denetimi yaparak onlara belge ve sertifika vermektedir. Bizim KGS belgemiz aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da onaylanmış bir belgedir. İkinci önemli husus laboratuvarımız. Akredite edilmiş bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvarımızda beton ve beton bileşenleri, yani çimento, agrega, kimyasal katkı, mineral katkı, su, bunlar çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Euro norm 206/1 ve TS13/15 beton standartlarıdır. Bunlar birbirlerini tamamlarlar. Ama Türkiye'nin artık TS13/15 çok önemli bir beton standardı var. Bu manada laboratuvarımızda beton ve beton bileşenleri denetleniyor. Üçüncü önemli ayağımız da eğitimlerimiz. Bizim sektörümüzde yaklaşık 20 bin çalışanımız var. Bunların şimdiye kadar 15 binini eğitimden geçirdik. Beton santrali operatörleri, transmikser operatörleri, laboratuvar teknisyenleri haftalık programlardan geçirilerek, haftada 40 saatlik programlardan geçirilerek eğitiliyor. Ve dolayısıyla sektörümüzde eğitimli elemanlar çalıştırıyoruz. Yani doğru bilgi. Doğru bilgiden sonra doğru eğitim tabii ki çok önemli bununla beraber. Sonra laboratuvar koşullarında çok iyi analizler yapılması, evet, ve doğru şekilde uygulanması. Üçü olursa o zaman depreme karşı en büyük mücadeleyi Hazır Beton Birliği olarak siz başlatmış ve vermiş oluyorsunuz. Çok doğru söylediniz. Biz zaten bunu böyle programladık. Burada Türkiye Hazır Beton Birliği'nin en önemli yaptığı işlerden bir tanesi akademik çevrelerle, yani üniversite çevreleriyle pratik beton üreticilerini aynı çatı altına getirdik. Bizim Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok değerli inşaat fakültesinden, kimya fakültesinden hocalarımız beton üreticileriyle sık sık aynı çatının altına de birleşiyorlar. Hem teknolojik gelişmeler, hem kaliteli beton, sürdürülebilirlik, çevre ve iş güvenliği, işçi sağlığı, çevreye olan duyarlılık sık sık gündemimizde olan ana konulardır. Bunların üzerine sürekli görüş alışverişleri yapıp bunu da pratik uygulamalara çevirebiliyoruz. Peki bu fuardan şimdi ben sizi yayından önce izledim, takip ettim. Stand dolaşıp üyelerinizle görüştünüz. Şimdi birincisi fuardan beklentiniz ne sizin? Sonunda neyi amaçladı bu fuar başlangıçta birliğiniz adına? Türkiye Hazır Beton Birliği'nin öncülüğünde bu fuarlar yapılmaktadır. Bunları eskiden sadece İstanbul'da yapıyorduk. Geçen sene ilk defa Ankara'da da yaptık. Ve bir yıl Ankara, bir yıl İstanbul şeklinde yönetim kurulumuzun kararı var. Bizim buradaki hedefimiz sadece beton üreticileri değil, beton tedarikçileri, beton üretimindeki diğer segmentteki ekipman ve makine üreten firmaları bir araya getirmek, onların görüş alışverişinde bulunmak, onların hem müşteri tarafı hem üretici tarafı hem de diğer unsurları bir araya getirerek
Türkiye'deki beton ve beton algısını ön plana çıkarmaktır. Peki siz nasıl bir ailesiniz? Kaç kişilik bir ailesiniz? O ailenin reisisiniz şu an. Ben biraz önce bizim sektörümüzde 20 bin civarında çalışan var dedim. Bizim alt segmentlerimizle beraber bunun yaklaşık 60 bin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece beton üreterek 9 milyarlık bir ciroya ulaştık. Türkiye 2014 senesinde 107 milyon metreküp beton üretmiştir. Avrupa'da 5 yıldır hem kuantitatif tarafta hem de kalitatif tarafta öncülük yapıyoruz. Dünyada da üçüncüyüz. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok beton üreten ülke Türkiye'dir. Efendim enerjiniz bol olsun sizin de. Gayet dinamik bir şekilde konuştunuz ve gene fuarı dolaşacaksınız. Biz de sizin arkanızdan bir dolaşacağız. Yavuz Işık çok teşekkür ediyorum efendim. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı, ağzınıza sağlık. Ben size çok teşekkür ederim. Şimdi sizle beraber bir dolaşalım. Tabii. Bakalım ki arkadaşlar neler oluyor burada. Çok emek var, çok enerji var, çok yeni ürünler var. Şimdi uzmanlar platformuna gideceğiz efendim. İnşaat ve çelik konstrüksiyon projelerinin artmasıyla beraber platform sektörün büyümesini daha da hızlandırdı ve daha da büyüdü. Platform imalatı üretiminin önemli oyuncularından olan Uzmanlar Platform Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tursun sektörü bakın bize nasıl anlattı. Hep beraber seyredelim. Biz de o arada standları gezmeye başlayacağız. İş verimliliğini artırmada ve güvenliği sağlamadaki önemi artık kavranan platformlar, inşaat, sanayi, çelik konstrüksiyon ve tesisat başta olmak üzere pek çok iş alanı için vazgeçilmez ekipmanlar. Avrupa ve dünya standartlarına göre bir metrenin üstünde elinizin yetişemeyeceği yerden yukarıya platform kiralamak zorundasınız. Yani insanların sağlığı ve güvencesi açısından 12 metre ve çekilebilir kendine yürüyüşlü platformlar çatılı ve inşaat firmalarında kullanılıyor. 12 metre ve 14 metre teleskopik ve eklemli platformlar Türkiye'nin her yerinde kullanılıyor. Yusuf Tursun, 2013 yılında Kocaeli Kartepe'de 10 bin metrekare alana sahip yeni tesiste üretim kapasitesi ve çeşidini artırdıklarını belirtiyor. Uzmanlar Platform 2006 yılında Köseköy Sanayisi'ne imalata başladık. 3 tane arkadaşla beraber bu işe başladık. Şimdi 2013 yılında şu andaki mevcut olduğumuz 10 bin metrekare üstünde 3 bin metre kapalı bir alanımız var. Türkiye'de 12 metreden 54 metreye kadar araç üstü sepetli platform imalatı yapmaktayız. Ortalama Türkiye'nin her yerine sepetli platform imalatı yapıyoruz. Yusuf Tursun, 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de kullanılan platformların tamamının ithal edildiğini, sektörün gelişimiyle ithalatın büyük oranda azaldığını söyledi. Platformların hepsinin yurt dışından geldiğini ve devlet sektörlerindeki makinelerin de çoğunluğunun yurt dışından alındığını, Avrupa'daki 5 yıllık kullandıkları makineleri, ikinci el makinelerin bizim ülkemize yolladıklarını, Türkiye'nin bir açığını olduğunu fark ettik. Gitgide insanlara değer olduğu için, insanlara değer verildiği için, kanunların, yasaların bu konuda daha iyi düzenlemeler olduğu için biz imalata başladık. Bu imalatta önce 26 metreden, 18 metreden ve 30 metreye kadar makineleri imalatı yapıyorduk. Şimdi daha yüksek metrajlarda Türkiye'de inşaat sektörünün gitgide büyüdüğünü ve yüksek makinelerin ihtiyaç olduğunu fark ettik. 37 metre, 43-45 metre ve 54 metre, 50 metre makineler yapıyoruz. Yusuf Tursun, 2014 yılından itibaren ihracata ağırlık verdiklerini, Türkiye Cumhuriyetler, Afrika ülkeleri ve Arap ülkelerinde büyümek istediklerini belirtti. Türkiye'de kendi ülkemizin içinde makine satıyorduk. Tabii bu bizi artık aşmaya başladı. Yurt dışına açılmaya başladık. Rusya'ya fuara katıldık 2014 yılında. Mart'ın 8'inde de Arabistan'da Cidde'deyiz. 2014 yılında Cezayir'de fuara katıldık. Bu sene içinde de bir de Fas'ta fuara katılacağız. İhracat Cezayir, Rusya ve Arabistan'a makine satıyoruz. Tursun, üretim altyapısını geliştirmek için teknolojik tüm donanımları tesis içinde barındırmanın kendilerine büyük avantaj sağladığını vurguluyor. Ar-Ge birimimizi kurduk. Yani 15-20 tane mühendis ve teknik ekip arkadaşlarımız var. 100'e yakın insan çalışıyor. Platform konularında Ar-Ge'nin iyi geliştirilmesi ve platformları, makineleri, Avrupa'daki makineleri iyi incelememiz. Bu arkadaşlarımız da bunları aştı zaten. İnşallah daha iyi olacak. Teknoloji olarak TÜBİTAK'tan bir destek aldık. Yusuf Tursun, sektör temsilcilerini her yıl bir araya getirerek sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz diyor.
arkadaşların kaynaşması, vinçlerin bir arada gelmesi, bizim makinalardaki sıkıntıların ya da diğer bu sektördeki sancıların neler olduğunu kendi aramızda konuşuyoruz.